Yüksek Seçim Kurulu'nun bir teşkilat yasasına ihtiyacı var. Bu ihtiyacı biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun kendine yakışır bir teşkilat yasasıyla idare edilmesi ve işlerini yürütmesi gerekli. Ve bu çerçevede teşkilat yasası kazandırılmasına bir itirazımız yok. Ancak görüyoruz ki önümüzde bu teşkilat yasası olarak getirilen evet 14 maddelik bir kanun teklifi. 14 maddenin içerisine bununla ilişkisi olmayan ve ciddi şekilde problem oluşturacak başka şeyler eklenmiş. Özellikle seçim güvenliğini tehdit eden iki önemli husus var burada. Bunlardan birincisi müşahitlik uygulamasını engelleyen, müşahitliği fiilen ortadan kaldırmayı amaçlayan bir hüküm. 298 sayılı kanunda seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda değişiklik hükmü. Biz müşahitlik uygulamalarının daha etkin ve yaygın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede sadece siyasi partilerin değil, Sivil toplum örgütlerine de müşahitlik denetiminin açılması, sandık denetiminin açılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu yönde iyileştirmeler yapılmasını beklerken siyasi partilerin dahi müşahit uygulamasını sınırlayacak adımlar çok uygun ve doğru adımlar değil. Bir. İkincisi siyasi partilerin sandık başkanları önermesine ilişkin maddeyi de yürürlükten kaldırmak istiyorlar. Bu siyasi partilerin seçim sürecini denetlemekten kenara çekmek sandık güvenliği konusunda daha olumsuz bir pozisyon yaratmak anlamına gelir. Bu düzenlemelerin Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat yasasıyla ilgisi yoktur. Bu nedenle bu düzenlemelerin şu aşamada burada bulunması doğru da değildir. Bizim teklif sahibinden ve hükümetten, hükümet tasarısı olarak gelmiyor ama AK Parti'den ve teklif sahibinden beklediğimiz şudur. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir teşkilat yasasına ihtiyacı vardır. Bu teşkilat yasasını hızla geçirebiliriz. Bu ihtiyacı giderebiliriz. Ama buraya konuyla ilgisiz ve seçim güvenliği konusunda ciddi sıkıntı yaratacak bu hükümleri koymak bu yasayı tartışmalı hale getirir. O yüzden bunun revize edilmesinde yarar vardır bu maddelerin çekilmesi, tekliften geri çekilmesini istiyoruz, talep ediyoruz. Teklif sahibi arkadaşımız bu maddeleri Sayın Milletvekili geri çekerse ve AK Parti bu noktada bir olumlu noktaya yanaşırsa bu Yüksek Seçim Kurulu'nun değişiklik teşkilat yasası hızla geçer. Yoksa hak etmediği ve gereksiz bir tartışmanın içine girmiş oluruz.